Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda karşımızda görmüş olduğumuz parçamız üzerinde iki eksen takım yollarından Bobcam versiyon 9 iki eksen takım yollarından standart profil takım yollarını göreceğiz. Bunun için şu anda parçam üzerine bir kütük atama işlemi yapacağım. Cam parçasını yeni işliyorum. Buradan iş türü ayarlarımı, tezgah ve varsadan parametre şablonumu ayarlıyorum. Daha sonrasında atayacağım kütük için katı gövde seçimi yapıyorum. Kütük tipim bu şekilde geldi. Orijinimi ayarlıyorum. Bu şekilde orijinimi seçtim. İstersen buradan X, Y yönlerini, X, Y, Z yönlerini ayarlayabilirim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi orijin noktalarında değişiklikler yapabilirsiniz. Buradan yönlerimizle beraber. Makine ayarımı bu şekilde atamış oldum. Şimdi makine ayarına sağ tıklayıp iki eksen profil takım yollarına gireceğim arkadaşlar. İki eksen frezeye tıklıyorum. Benden geometri seçmemi istiyor. Parçanın alt noktasına gelip şuradaki kenara sağ tıkladığımda çerçeve seç diyorum ve burada yönümü değiştirdim. Parçamın alt tarafındaki kenarları seçmiş oldu ve bir döngü oluşturdu. Bunu onayladım. Geometrimi seçmiş oldum. Sonraki sayfa diyorum. Karşıma yaklaşma mesafelerim geliyor. Hızlı yaklaşma mesafemi 20 ve parça üstü mesafemi de 2 olarak girdim. Bu değerleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Özellik parametrelerinde benim parça üstü noktam ve toplam derinliğim yer alıyor arkadaşlar. İstersem gelip buradan parça üstüne tıklayıp takımımın çalışacağı alanı belirleyebilirim. Toplam derinlik olarak da tekrar parça altına buradan tıkladım. Toplam derinliği parçamın 20 mm'ymiş. Buradan başlangıç ve eklentiler bölümünden başlangıç ve bitiş mesafelerini de ayarlayabiliyoruz. İşleme stratejilerine geldiğim zaman buradan varsayılan stratejilerden profil takım yolu olarak standart profil takım yolunu seçiyorum. Ve karşıma kaba profil ve profil finish geliyor. Sonraki sayfamda benim takımın giriş konumunu buradan belirleyebilirim. Post parametrelerimde ise çalışma offsetim olarak GL4, GL5, GL6 ve GL7'yi görüyorum. Daha sonrasında post aldığımızda doğrusal hareket ve yay hareketleri G01, G02, G03 kontür rampalama çıkışı bölümünden ayarlayabilirim. Şimdi takım özelliklerime geldim. Takım çapım 12.70. Kaba profil, yani parçanın kabasını alması için bu şekilde sistem takım çapından bunu 15 olarak girdim. Kesici ağız uzunluğumu buradan ayarlayabilirim. Eğer küre bir takım atamak istiyorsak buradan uç radyüsüne radius ölçüsü girebiliriz ama ben şu an düz bir takımla bu işlemi yapacağım. Alt tarafta takım numarası olarak işleme datalarından magazin ayarı yapabiliriz. Sağ tarafta ise benim dalma ve ilerleme hızlarım mevcut. Buradan dalma ve ilerleme hızlarınızı buradaki tiki kaldırarak girebiliyorsunuz. Sonraki dedim, çoğaltma türlerinden standart rampalama ve yanal kaba. Şu anda standart bir şekilde takımın girmesini istiyorum. Sistem telafilerinde kapalı, yani takım ortadan, takım merkezde ilerliyor. Sol dediğimde takım sol taraftan, sağ dediğimde ise takım benim sınırımın sağ tarafında ilerliyor. Buradan kapalı diyorum bunu. Sonraki sayfama geldim. Parametreler kısmında duvarda kalacak paso ve tabanda kalacak pasoyu ayarlayabiliyorum. Duvarda kalacak pasom şu anda 10'da 5 olarak. Alt tarafta derinlik kısmında benim takımımın bu kesme işlemini mi, tek adımda mı yoksa çok adımda mı yapması gerektiğini buradan ayarlayabilirim. Çoklu adım dediğimde derinlik adımlarım olarak bir pencere açıldı. Eşit derinlikler ve tanımlanmış derinlikler. Burada eşit derinlikler benim takımım kesme derinliğim, yani
Parçamın boyu 20 mm'ydi. Kesme derinliğini, kesim miktarını 2 yani 10 mm verdiğimde kesim miktarını 2'ye ayırmış oldu. Ben buradan kesme derinliğini 2 mm dediğimde görmüş olduğunuz gibi kesim miktarı 10 oldu. Buradan yönü zig veya zikzak olarak olacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Sonraki dediğim girişler. Giriş olarak ben direkt dalmasını istiyorum. Dalma türlerinden gagalama ve hızlı gagalama da burada mevcut. Şu anda direkt dalmasını isteyeceğim. Giriş ve çıkışlarımız şuradaki butonumuz giriş ile aynı dediğimizde bizim giriş parametrelerimiz de aynı değerleri alıyor. Sonraki sayfaya geldim. Köşe dönüş türleri. Takımın dış köşelerde ve iç köşelerde nasıl hassasiyetle dönmesi gerektiğini buradan ayarlayabiliyorum. Küresel dediğimde görmüş olduğunuz gibi yaylı bir şekilde takımım köşelerde yay hareket alıyor. Yumuşak bir dönüş yapıyor. Döngü yarıçapı, döngü uzunluğu, üçgen ve çizgiye eşit parçaya bölme şeklinde farklı seçeneklerimiz de mevcut. Şu anda dış köşelerde yumuşak bir geçiş yapsın diyelim, bakalım ön izlemede nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Sonraki sayfamda makine sıralaması. En yakın seçeneğini tıkladım. Buradan başlangıç konumumuz yani takımımızın başlangıç pozisyonu ayarlayabiliyoruz. Sonraki sayfada burada giriş ve çıkış hızlarımızı değiştirebiliriz. Son olarak profil finişte ise tekrardan görmüş olduğunuz gibi takım çapında değişiklik yapabiliyorum. Burada küre bir takım istiyorsanız uç radüsüne değer girebilirsiniz. Alt tarafta tekrardan işleme datası ve dalma ilerleme hızlarım yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi profil finişte çoğaltma seçeneği sadece standart. Kaba profilde baktığımızda burada 3 tane çoğaltma seçeneğimiz vardı. Rampalama ve yanal kaba. Finişlerde ise çoğaltma seçeneğimiz sabittir. Standart olarak geliyor. Finişte kalacak paso 0 dedim. Derinlik olarak çoklu adımı alıyorum. Kesme derinliğim 2 mm girdiğimde kesim miktarını 10 adete çıkardı. Finişte de dalma yapmasını istiyorum takımımın. Giriş parametrelerim buradan dikey bir şekilde mi girsin, paralel bir şekilde mi girsin, doğru açı yaparak mı girsin? Buradan ön izlemesini görebilirsiniz. Dairesel bir şekilde mi takım hareket etsin, pah yaparak mı gelsin? Bunları ayarlayabilirim. Son iki sayfaya girdim. Tekrardan köşe türlerim. Dış köşeler ve iç köşelerde takımın hassasiyetlerini ayarlayabilirim. Sıralama olarak tekrar makine sırasında en yakını seçiyorum. Giriş hızlarım, giriş çıkış hızlarım burada. İstersen bunları değiştirebiliyorum. Şimdi finish diyelim. Sol tarafa geldiğimde iki eksen operasyonundan kaba profile sağ tıklıyorum. Takım yolunu hesapla diyorum. Görmüş olduğunuz gibi takım yolumu atadım. Başlangıç noktasını ters çevir dersem, yönü tersine çevir, takım yolunu tekrar hesapladım. Altındaki profil finişe gelip sağ tıklayıp takım yolunu hesapla diyorum. Ve başlangıç noktasını yönü tersine çevir, takım yolunu tekrar hesapla dedim. Görmüş olduğunuz gibi dışarı aldı. Şurada şöyle bakalım. Evet, içeri girmemiş. Yönünü ters çevirdiğimizde ne oluyor ona bakalım. Evet. İstersek ön izlemesine şöyle bakabiliriz. Sağ tıkladım. Ön izleme dedim. Takımım şu şekilde geliyor. Bakın burada parçaya dalacak. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Parçaya dalıyor. Bunu niçin yaptı? Hemen onu şu şekilde gösterebiliriz. Kaba profile sağ tıkladım, düzenledim. İlerledim. Benim burada sistem telafimi ben ne yapmıştım?
tam sınırın merkezinde yapmıştım. Fakat bunu sağ dersem sınırımın sağ tarafında olacak. Görmüş olduğunuz gibi solu alalım. Profil finişimiz de sol taraftaymış. Bunu çoğaltmalarda tekrar sol tarafa alalım. Öyle bakalım. Hesapladık. Görmüş olduğunuz gibi takımımız sınırımızın içinde bulundu. Bunun için ne yapacağız? Kaba profilinin altına gelip başlangıç yönünü tersine çevireceğiz ve tekrardan hesaplayacağız. Kaba profilimizin takım yolunu dışarı atmış oldu. Ön izleme yapıyoruz. Bu şekilde takım yolumuzu görebiliriz. Bobcam versiyon 9 iki eksen takım yollarından standart profili gördük ve bunun içinde kaba profil ve profil finişi işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.